Hoş geldin Can. Hoş buldum Ece. Nasılsın? Neler yapıyorsun şu ara? Birazcık yoğun bir dönem galiba senin için. Evet aynen yoğun. Yani 2-3 aydır bir yoğunluk var. Memnunum da aslında bundan. Hani prodüksiyon aranjman işlerim var. Bir yandan işte konserimiz olacak Zorlu Stüdyo'da. Onun için provalara başladım. Neredeyse orkestramın yarısını yeniden oluşturmam gerekti. Bazı arkadaşlarım yurt dışına çıktı. Bazı arkadaşlarım başka işleri oldu falan filan. Onlarla uğraştım ettim. Keyfim yerinde, heyecanlıyım. Hani 2 yıldan sonra ilk defa çalacağız. Seyircilerin önünde, dinleyicilerin önünde. Onun bir heyecanı var ve hani günler yaklaştıkça şey oldum. Benim konserim var ya, konserim var. Gerçekten bir konserim var Ya falan online böyle. değil. Nasıl? Online değil, gerçek bir konser. Evet, aynen. Online değil, gerçek bir konser falan. Böyle bir somutlaşmaya başladıkça heyecanım arttı yani önümde. Ama mutluyum, keyfim yerinde diyebilirim yani. İzleyiciler seni nasıl etkiliyor konserde? Değişiyor mu ona göre senin de ritmin? Ya şöyle gibi aslında sanki hani bizdeki dinleyici genellikle böyle çok nasıl diyeyim gerçekten dinlemeye gelmiş insanlardan oluşuyor. Güzel. O yüzden seyirci reaksiyonundan çok etkilendiğimi hatırlamıyorum. Bazı mekanlarda problemli olduğunu hatırlıyorum. Hani gürültülü bir mekan oluyorsa mesela. Hani bir konser hatırladım şimdi İzmir'de bir yerde. Biz çalıyoruz zaten akustikle çalıyorduk. Yan tarafta bar var. Adam orada shaker sallıyor falan filan böyle. Hani ya şimdi kafaya giremiyorsun ki orada sakin şarkılar söylemeye çalışıyorum falan. Ama onun dışında gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani konserlere başladığımdan beri çok tatlı, ilgili ve gerçekten orada müzik dinlemek için olan insanlara çalıyorum. Öyle ama yani şeyi çok özledim gerçekten. Yani karşılıklı insanlarla olmak, hani onların eşlik etmesi, onları görmem, göz göze gelmemiz vesaire filan. En son 2 sene önce, 2 seneye yakın yani işte 2020 Eylül ayıydı. İstanbul Jazz Festivali'nde çalmıştık. Orada da ama pandeminin daha erken zamanları hani oturma düzeni yapılmıştı. İşte sandalyenin arası şu kadar bu kadar kimse ayağa kalkamıyor falan böyle hani biraz bu da ciddi bir ortamdı yani. Yine de çok güzeldi tabii ki de. Şimdi biraz daha insanların rahat dinleyeceklerini tahmin ediyorum ya. Yani. Ayakta olacaklar muhtemelen. İzleyiciler olarak biz de özlüyoruz konserleri. Yani evet hani tekrar başladık gitmeye ama kendi adıma söyleyeyim ben hala çok tedirgin bir şekilde gidiyorum ve o eskisi gibi tamamen kendini bırakıp konser izlemek keyfini gerçekten çok özledim. Peki Can senle ilgili internette araştırdığım zaman değişik değişik bilgiler var. Tam olarak yani bütün müzik aletlerini çalabildiğine dair bir bilgi var. Ay yok. Bunu zaten albüm kayıtlarını yaparken kendi ilk albümde kendin çalmışsın bütün aletleri. %95. Bu aletleri kendi kendine çalmayı öğrendiğine dair bir takım şeyler var. Bu da doğru mu? İşin bu kısmında doğru mu? Doğru cana, doğru cana. Yani davulla ben en çok uğraştım aslında. Tabii Davulda ara ara çalıştığım hocalarım oldu. yani oldu. Hani 3 ay birisiyle, 3 ay birisiyle falan gibi böyle bölük pörçük. Böyle herkesten bilgi almaya çalıştığım bir heyecanlı bir dönemimdeydim falan. Diğer enstrümanları ama kendime yani arkadaşlarıma baka da öğrendim. İşte ayağı okor nasıl falan, işte piyano için ne yapayım diye birisine sorduğumda falan gibi. Hani meraklı bir tipim. Müziği de çok seviyorum falan. Hani o merak beni hep bir şeylere götürüyor. Yani hep bir şeyler öğrenmek istiyorum müzikle alakalı. O yüzden şeyi de çok seviyorum. Kendi kendime keşfetmeyi yani yanlış da olsa o tanışmayı, kendim yaşamayı çok seviyorum. O yüzden öyle öğreniyordum. Yani bir şekilde bu insanların ilgisini çekiyor. Biraz böyle magazin bir bilgi gibi yani böyle. Adam Hayır, her şeyi çalıyor ya filan. kesinlikle magazin bir bilgi değil mi? Tevazılık yapmaya da hiç gerek yok. Ben de meraklı bir insanım. Ben de müzik seviyorum ama yani şunu yap, ritim tut desen yapamam yani. Hani, o yüzden Anladım. bütün aletleri Yok, kendi çalabilmek. magazin diye abarttım da yani şey işte hani hoşa giden bir bilgi diyeyim yani. Ama ya ben de kendimi şey olarak görmüyorum. Enstrümancı olarak o kadar görmüyorum. Ya davulda daha yetkinim tabii ki. En çok yıllardır yaptığım işim aslında o yani. 15 yılı geçiyor artık filan. Ama diğer enstrümanları aslında ben evde kendi şarkılarımı oluşturmaya çalışırken ya da başka müzikler yapmaya çalışırken filan. Ya bir bas çalsam ne güzel olur falan diye. Hani birisinden bas alıp hani gitar çalıyordum zaten biraz. Bası da çalarım ya böyle ne olacak ki falan deyip hani kaydede kaydede çala çala hani o
o an o müziği gerçekleştirmenin motivasyonuyla öğrendiğim enstrümanlar aslında. İşte nefesli dünyasına da bir ilgim vardı. İşte yıllar önce klarnet aldım bir tane. Çok dandik bir klarnet Tünel'den. Ondan sonra onu da böyle bir klarnetçi bir arkadaşımız vardı. O biraz üflemeyi gösterdi falan. Ben kendim Karacahil öyle çalıyorum yani, sorsanız çalıyorum ama işte şey, hani basit şeyler, melodileri çıkartıyorum. Kendi müziğimde bir şey duyduysam onu canlandırabiliyorum falan. Hani o beni nefesli dünyasına yaklaştıran bir şey enstrüman oldu yani. Nefeslilere dair hiç fikrim yoktu aslında çalmadığım için. Şey gibi, hobi gibi benim için yeni enstrümanları öğrenmek falan. Yani böyle en son bir lavta aldım bir arkadaşımdan mesela. İşte onunla da biraz Türk müziğini öğrenmeye çalışıyorum. Makamları öğrenmeye çalışıyorum falan. Çok çok başındayım daha da. O da hobi gibi. Yani bir boşluk bulduğum zaman oturup lavta metodunu açıp, bir eser açıp falan böyle. Bir iki saat takılmak bana acayip iyi geliyor. Dünyadan çalınmış bir zamanmış gibi geliyor falan. Şahane. Öyle hepsi benzer bir şekilde biraz öğrendim ve elim gidiyor diyebilirim yani. Peki o zaman bir sonraki albümde Türk müziğinden de esintiler olacak diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz bence. İsterdim ama diyemeyiz. Yani onun için çok daha içselleştirmem lazım bence. O çok dışarıda bir şey. Turist gibiyim yani bence o alanda ben. Hani biraz daha içine girmem lazım. Daha benimsemem lazım falan. Ama yani dinlemeye bayılıyorum. Yani türküler ayrı, sanat müziği ayrı falan. Hani o dünyaya çok ilgim var. Ve hani zaten coğrafi ya da genetik olarak ne dersek diyelim. Hani çarpıyor bize yani o dünya direkt. Onlar cepte ama şeyim yok. Kültürüm ve kulağım az yani orada. Onlar gelişirse belki o tatta da bir şeyler yaparım yani, neden olmasın. Bunu duymak aslında birazcık ilginç şu dönemde. Çünkü hani insanların çoğunda biraz daha böyle bir cahil cesareti diyebileceğim bir cesaret var. Hani bu derece öğrenip de yapmayı tercih ederim diyebilmek ve ayrı bir cesaret diye düşünüyorum. Takdir ediyorum onu sen çok. Yani bilmem, cesaret gerekiyor bir şeyleri yapmak için. Ben şarkı söylemek istediğime karar verdiğimde şarkıcı falan değildim. Aslında hala da değilim. Hani o da bir cesaret. Yani kimilerine sorsanız ben şarkıcı değilim. Yani teknik olarak, donanım olarak aslında öyle bir şeyim yok ama kendi hikayelerimi söylemek istediğim için o cesaret de paket olarak geldi yani bana. Ya öylesi de çok kötü bir şey değil aslında. İnsanların cesaret edip atılması da diye parantez açmak istedim kendi adıma. Ki o zaman seni müzisyen olarak değil de prodüktör olarak biliyor insanlar diye de şey, izleyicilere söyleyelim. Çünkü bildiğimiz birçok müzisyenle çalıştın aslında. Bundan da prodüktör tarafından da birazcık bahsetmek ister misin? Tabii isterim. Hoşuma gider. En son Kalbinin yeni çıkan şarkısını Kaybolmuş. Kaybolmuş. Evet, Kaybolmuş şarkısının da prodüktörü sendin. Nasıl bir başkasının şarkıları üzerinde çalışmak ve sonra onu yine başkasından dinlemek sende yani müzikal anlamda nasıl bir terbiye yaratıyor diyeyim? Çünkü hani bir iş üzerinde çalışıp onu başkasına emanet etmek de farklı bir disiplin. Evet. Aslında emanet edilen ben oluyorum galiba orada. Yok, çoğunlukla. Evet, doğru. Yani onun da nasıl diyeyim, sorumluluğunu üstlenmeye çalışıyorum. Yani çok aslında kıymetli bir şey. Hani paylaşırken de öyle yazmıştım yani Instagram'da. Hani çok şanslıyım. Kalben bu şarkıyı, bu hikayeyi bana emanet etti. Yani, sen yaptın bunu dedi. O şarkı zaten çok güzel bir şarkıydı. Çok güzel sözleri var, hikayesi var. Kalben zaten çok iyi bir ozan falan yani. Çıldırtıyor beni yani şarkı yazarlık kapasitesiyle. Çok etkileniyorum. Ondan sonra yani o emanetini kendi dünyamda ben acaba nereye götürebilirim diye düşünüyor oluyorum. Bir yandan onu da düşünüyor oluyorum. Yani hani onun kariyeri için, bu zamana kadar oluşturduğu sound için çok alakasız bir yere de gitmemesi lazım. Ama ben şeyde zorlamayı seviyorum. Hani olabildiğince yeni bir sular keşfedeyim falan böyle. Kaybolmuş'ta da öyle oldu. Ve hani güzel denk geldi bence. Çok zevkli bir şey. O aldığım emaneti kendi dünyamda yoğurmam ve sonra birlikte bir yolculuğa dönüşmesi. Ya artık bizim şarkımız gibi bir şey yani benim için.
Bu kadar da şey bakıyorum, duygusal bakıyorum. Çok da uğraşıyorum zaten. Hani gecelerim, gündüzlerim falan, hani kendi kendime küçücük şeylere deliriyorum. Kimsenin haberi yok falan. Öyle şeyler yaşıyorum yani. Hepsi, bütün uğraştığım şey o şarkının, o hikayenin olabildiği kadar güçlü ve etkili olması için aslında. Bu da çok şey öğretiyor insana tabii ki. Her şarkı başka, her şarkıcı başka. Yani herkesin kulağı, duyumu, zevki başka. Bir sürü farklı insana akortlanmaya çalışırken aslında benim de beynimde bir kas güçlenmiş oluyor yani. Onu da çok seviyorum. Bazen sınanıyorum da, bir şey gönderiyorum. Çok güzel olduğunu düşündüğüm bir şey hiç sevilmiyor mesela. Ha, oluyor mu Hani onlardan? yani düşük bir olasılık da olsa oluyor tabii. Olmuştur yani. Ondan sonra hadi şimdi bakalım, bir daha sıfırdan hayal etmeye çalışayım. Şimdi öyle bir dünya kurmuştum, yenisini yapayım falan. Zevkli, çok zevkli ve öğretici bir süreç yani. Çok hoşuma gidiyor. Çok mutluyum yani böyle pozisyonda olduğum için. Ne güzel. Dijital platformlar, streaming platformları sizin çok işinize yaradı ama bir taraftan sen prodüktör gözüyle baktığın zaman işe, yani eskiden biz, bunu söylerken çok yaşlı hissediyorum ve çok üzücü bir şey buna eskiden biz demek ama yani Ama biz CD öyle bir kuşağız yani bu arada. Bir sürü şeyi gördük yani. Gözümüzün önünden böyle kaydı yani her şey. Şimdi bambaşka bir gerçeklikte gibiyiz falan. aynen. Kaset ya da CD aldığımızda hani benim en sevdiğim şey açıp şarkı sözlerini okuyup hemen arkasından bunu kim yazmış, kim aranje etmiş, işte hani Ya tabii. bitirenler kim diye bakmaktı. Ve şu an hani fiziksel bir şey almadan direkt streaming servislerinden baktığımız zaman ya gözden kaçıyor bu isimler ya da zaten bunlara yer verilmiyor bile. O sanatçının özel olarak Instagram hesabına ya da işte sosyal medyadaki hesabına girip bakmadığın, okumadığın, çaba sarf etmediğin sürece arkadaki insanların Tabii. ismi görünmüyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Künye ile alakalı valla büyük sıkıntı var. Yani YouTube'da bile böyle çarşaf çarşaf şey yazıyorlar. Bazen bakıyorsun müzisyenlerin ismi yazmıyor. Kim düzenlemiş yazmıyor. Söz müzik bile bazen yazmadı oluyor. Baya kötü bir durum aslında. Bir tek şeyi biliyorum. Tidal diye bir platform var ya. Evet. Onlar künye konusunda çok iyiler. Hatta çılgın iyiler. Yani işte eğer o data girilmişse tabii ki Tidal'a yüklenen birçok şeyde giriliyor. İşte o albümde çalışan ses mühendisinin adı yazıyor da o ses mühendisine tıklayıp o ses mühendisinin bütün katalogundaki albümleri orada görebiliyorsunuz falan kadar deli bir şey var. Database çalışması olmuş yani orada. Çok da zor olmamalı diye düşünüyorum aslında. Yani ne bileyim Birisi Spotify için yapabiliyorsa herkes belki, yapabilir aslında. evet yani ne bileyim belki bir olsun, bir aylık bir çalışma olsun yani, ama ne kadar çok güzel bir şeye vesile olur yani. Kim kimle işbirliği yapmış, kim çalmış, kim etmiş. İşte biraz galiba şey oluyor yani, müziğin değeri mi azalıyor mu diyeceğim ya, yine böyle şey gibi mi, yaşlı gibi mi olacak, ama yani o böyle uçuculaştıkça bu da bir müzik işte, hani söz müzik kim yazdıysa yazdı falan gibi, hani öyle bir enerji var sanki, işte o çıktı bu çıktı falan, o hız, o özensizlik, o nasıl diyeyim, o bilgiye ulaşamamak falan, o yani şey yapıyor algısı olarak müziği bence daha kolay tüketilebilir ve daha böyle ucuz bir algıya hapsediyor belki de. Hani ben de hani bir kaset aldığım zaman yani işte ortaokul, lise yıllarında falan işte harçlığımla 2 haftada bir falan kaset alıyordum. Metalci olduğum zamanlar falan. Ya o kasetin böyle içine düşüyordum yani. Sevmesem bile o albümü ne yapmışlar ne etmişler, sevecek bir şey bulmaya çalışıyordum mesela, döndürüp döndürüp falan. Hani orada bir dünyaya teslim oluyordum. O çok kıymetli bir şeydi ve onu sonra koyuyordum. Duruyordu ha, bu albümde böyle bir albüm falan deyip. Şimdi o hızla o değer de o beklenti de tabii ki çok değişti. Başka avantajları var. Daha özgür üretebiliyor artık müzisyenler falan, ama hani böyle zaman zaman şeyi düşünüyorum. Böyle bakırcı kalaycı falan gibi böyle bir de müzisyenler vardı gibi bir noktaya gelir mi acaba bu iş? Çok ya otomatize olabiliyor artık. Hani müzik yapmak için, belli tip müzikleri yapmak için çok elverişli şartlar var. İşte hani fenomenler, YouTuberlar, influencerlar falan albüm yapıyorlar. Onlar acayip dinleniyor falan. Hani böyle dinleyiciden çok takipçi daha bir önemli oldu falan. Bir değişik bir şeyler oldu. Hani karamsar ya da umutsuz değilim ama gerçeği de görmek lazım. Yani işte ne kadar takipçi varsa o kadar
görülür ve ciddiye alınır bir girdi oluyorsunuz yani. Siz. Muhtemelen tabii. Tabii öyledir yani. Müzik tarafından böyle görüyorum. Ama yani şu inancımı da asla kaybetmiyorum. Yani iyi bir iş her zaman iyi bir iştir. İyi bir sanatçı her zaman iyi bir sanatçıdır. Hani zaman bu işin sınavını yapar yani. Bir şeyler geçecek, kalacak. Hani gerçekten samimi hisleri olan, bir derdi olan, bir şey anlatmak isteyen, tutkusu olan insanlar elekte kalacaklar diye düşünüyorum, düşünmek istiyorum yani. Kesinlikle öyle. Peki hani diğer müzisyen tarafından baktığımızda yine birazcık senin moralini bozucu sorularmış gibi geliyor ama hazır buraya değil. Ben hazırlıklıyım hepsine. Pandemide albüm çıkmış birisiyim ben yani. O yüzden moralimi daha benim hiçbir şey bozamaz. İşine yaramadı mı aslında bir taraftan? Daha fazla dinlenmedi mi pandemide insanlar? Yok, dinlemeler azalmış yani, öyle gözlemliyorlar. Bir de yani herkesin üstüne çöken bir tuhaf bir psikoloji var. Evet. Hani belirsizlik vesaire, işte ekonomik kriz, hani aboneliklerini iptal eden insanlar falan. YouTube ve podcastler daha yükseldi diye biliyorum istatistik olarak pandemi döneminde. İnsanlar evdeler, yalnızlar, bir sese ihtiyaç duyuyorlar, bir muhabbet görmek istiyorlar falan filan. Müzik tüketimi oradan azalmış. Bir de tabii gündem olarak da hani o gündemden sıyrılmak da bir mesele oluyor, öyle bir şeydi. Hani pandemi çok tazeydi. Benim ne zaman çıktı? Nisan ayında çıktı albüm 2020. 2020 işte Mart'ta falan zaten olaylar patladı yani. İşte sokağa çıkma yasakları, onlarla ay maske mi takacağız, dışarı çıksak öleceğiz mi falan, böyle bir sürü bilinmezliğin içerisinden, o gündemin içerisinden sıyrılmak da bence bir meseleydi. O yüzden ya yani benim gibi birkaç arkadaşım daha, tabii Kalben'in de tabii bir evvelki albümü pandemiye denk gelmişti. Ekim Berlin'de galiba. Biz böyle birkaç arkadaş talihsiz bir döneme denk geldik aslında. Yani ama birileri açısından da hani pandemide hep evde olan ve beni dinlemek isteyen, zaten merak eden insanlar için de çok altın değerinde bir şey oldu tabii. Yani öyle geri dönüşler de aldım. Hani pandemide onlara arkadaş olması, albümün, şarkıları keşfetmek için çokça zamanlarının olması vesaire. Öyle bir şey de var. Avantajı da oldu ama galiba hani yüzde olarak daha dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ben senin pandemide keşfedenlerden itiraf edeyim. Öyle mi? Aa, güzelmiş aslında. Yeni albümle mi yani o zaman? Evet, ikinci albümle. Daha önceden aslında şarkılarını duymuştum ve hatta yani hani ilk yeni albüm çıktığı zaman işte hani yeni çıkanlarda dinledim, ya ben bu sesi tanıyorum, bu hani biliyorum diye geriye geriye giderek bu adam o adam şeklinde oturttum ama hani hiç şey yapmamış, ismen öyle oturmamış daha önceden bende. Çok özür diliyorum ama faydaları oldu. İyi, güzel, tamam. Bir kazanım da sensin. Peki biraz önceki soruya geri döneceğim. Şimdi sen fiziksel olarak müzik aletleriyle bu kadar iç içe olan birisisin ve aslında müzik aletlerinin artık fiziksel olarak elimizde olmasına gerek kalmadığı bir dönemdeyiz. Her şeyi gayet dijital olarak bütün sesleri elde edip bir araya getirip müzik yapabiliyoruz artık. Bu sence müziği ileriye mi götürüyor, yoksa bir noktada aslında zarar mı veriyor? Vallahi bilmiyorum. Bence hani gereçler değişiyor, hep değişti. Hani işte gitarı amfiye bağlamak istediklerinde de o zaman olay olmuştu. Müzik kaydetmek istediklerinde de olay olmuştu. İşte müzik kaydedilmez, o anda yapılan bir şeydir diyenler de olmuştu falan. Hani gereçler bence o bakımdan çok önemli değil. Yani değişiyor, ne bileyim işte 70'lerin sonunda synthesizer'la ele geçirmeye başladı mesela. Ona da karşı çıkıyordu insanlar. Yani o biraz şey bir tartışma bence. Yani neyle ne yaptığınız önemli, nasıl yaptığınız önemli bence. O yüzden ben o tarafına tutulmuyorum. Ama şöyle bir şey var. Belli janraları, belli müzikleri üretmek için gerçekten çok kolay şeyler var. Hani işte bir altyapıyı alıp koyup oradan işte iki akor falan filan, hani üzerine bir şeyler söyleyip, hani orada da tabii ki onların edebiyatı ve lafı nasıl söyledikleri çok önemli. Hani onu da çok iyi yapıyorsa, o da zaten trapse konuştuğumuz şey. Oradaki zaten yoğunluğun büyük bir kısmı sözlerde olduğu için onu iyi yapıyorsa, o yine iyi bir şey olmuş oluyor yani falan.
bilmiyorum, evet, kafamı karıştıran bir konu ama bir şeyin kötüye gideceğini zannetmiyorum bu yüzden. Yani çok çok iyi bu gereçleri kullanarak çok iyi şeyler yapan arkadaşlarımız da var yani. O bence bir eksikliğe yol açmaz. Ama enstrüman çalmaktan mahrum kalmasın insanlar. O çok zevkli bir şey yani bence. Hani bilgisayar başında tuşlayarak ya da işte knoblara dokunarak falan yapmaktansa bir enstrümana dokunmak, dokunarak ses çıkarmak, sert vurunca sert olması falan gibi basit şeyler müziğin doğasına bence daha yakın. Bunu da söyleyebilirim. Ulaşabilen müzik aletlerine, ulaşabilen ve yeteneği olan insanlar için gerçekten özel bir şey bu. Peki Can, 14 Ocak'ta Zorlu Stüdyo'da konserde bizi neler bekliyor? Neler bekliyor? İki albümden şarkıları çalacağız. Aslında böyle zaman içerisinde öne çıkan şarkılar oldu. Hani eleğin üstünde kalan şarkılar oldu diyeyim. Onların birçoğunu çalacağız. Uzun bir konser olmasını ben istedim. Bayağıdır da olmadığı için falan. Hani 90 dakikaya muhtemelen geçecektir. 7 kişi olacağız sahnede. Hani zengin aranjmanlar var. Hani konserler için değiştirdiğimiz aranjmanlar var. Bazı şarkılar birbirlerine bağlanıyor, ediyor falan. Vallahi bilmem, güzel olacak bence. Bekliyorum herkesi yani. Heyecanlıyız çok. Mutluyuz da. Yine pandemiyle sınandım. Hani bu şey omikron varyantı, evet, falan denk geldi. Maalesef. Ama geri basmadık. Yapıyoruz konseri yani. Hani son anda birimiz pozitif falan filan çıkmazsak Allah korusun. Allah korusun. Evet. Şey, güzel olacak. Heyecanlıyız valla. Yani merak eden herkesin gelmesini ve dinlemesini çok isterim. Zaten Zorlu'da pandemi şartlarına oldukça dikkat ediliyor. HES koduyla giriliyor. Aşısız alınmıyor diye bunları da belirtelim. Doğru. Fakat. Doğru. O yüzden daha dikkatli. Doğru. Çekilen insanlar çekinmesinler yani orada. Bekliyorum heyecanla. Cuma gününü. Çok az kaldı. Peki, sana bol şans diliyorum ama kapatmadan önce son bir sorum daha olacak. Biraz önce söylediğin eleğin üstünde kalan şarkılarda, Spotify'da en çok dinlenen şarkından yola çıkarak soracağım. Yalnız ölmeyeceğiz değil mi? Yani ölmemeye çalışalım bence. Birbirimizi de kandırmayalım yani, ölmeyiz, bize bir şey olmaz deyip hani biraz dikkatli olmak lazım. Benim kendime çıkardığım pay bu yani bu şarkıdan aslında. Hani bak, sopa orada duruyor. Dikkat etmezsen eğer, hani sevmeyi öğrenmezsen, sevilmeyi öğrenmezsen yalnız ölebilirsin yani. Peki Can, çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim Ece. Çok memnun oldum. Cuma günü görüşmek üzere.